Saygıdeğer izleyicilerimiz, marketten, çarşıdan, pazardan aldığımız gıda ürünlerini bir düşünelim. Bunlar bize paketli halde geliyorlar değil mi? Ama biz bunların ne olduğunu, nasıl üretildiğini çoğu zaman bilmiyoruz. Özellikle bilmediğimiz markaları. Şimdi geçtiğimiz günlerde ben ekrana getirmiştim. Süt fabrikasında süt teknesinin içerisine giren bir hokkabaz vardı hatırlıyorsanız. Adam TikTok'ta 3 saniye videosu yayınlansın şöhret olsun diye o içine girdiği süt teknesinin içerisinden video çekiyor. arkadaşlar da çekiyor gülüyorlar böyle. O sütler içine girdiği sütler biraz sonra paketlenip bizlerin evine gelecek. Çocuklar içecek o sütleri. Neyse bu TikTok'a düşünce hemen polis harekete geçiyor. Gıda Tarım İl Müdürlüğü vesaire derken bunları buluyorlar bir tane süt fabrikası. Konya'da. Neyse bunlar gözaltına alınıyor. Bu süt teknesinin içerisinde TikTok için video çeken bu hokkabas 6 gün cezaevinde kalıyor. 6 gün sonra serbest bırakılıyor. 6 gün. Şimdi bununla ilgili dava soruşturması tamamlandı bu hokkabaz ve o videoyu çeken hokkabaz hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Yargılanacak. Bakacağız işte ne ceza verilecek. Şimdi bu hokkabaz kim bilir daha kaç sefer bu süt fabrikasının içerisinde bu hokkabazlıkları yaptı. Kim bilir kimin çoluk çocuğu bu sütten içti. Savunmasında da şunu söylemiş bu hokkabaz. Ben oraya iç çamaşırımla girdim demiş. Yani steril girmiş bu adam. Yani steril bir şekilde giriyor adam. Sağlık kurallarına uyuyor adam. Korona var onlara da uyuyor adam. Allah'tan maskeyi de taksaydı. Keşke maskeyle girseydin. İç çamaşırımla girdim diyor. Tabi iç çamaşırı olduğunda süt geçmiyor. Bozulmuyor süt. Kirlenmiyor süt. İç çamaşırı giydim diyor ya. Hokkabaza bak. Yani millet geri zekalı bir tek sen uyanıksın yani değil mi? Şimdi Değerli izleyicilerimiz böyle olaylar çok. Bakın yeni yine Türkiye'de hazır döner paketleyen kişilerin görüntüleri medyaya yansıdı. Sosyal medyada patladı. Aynı bu sütçü gibi. Döner paket diyorlar. Adam bir hareketler yapıyorlar falan. Şimdi biz o dönerlerden de yemişizdir herhalde. Şimdi o ile bu hokkabazın şu an arkamda gördüğünüz hokkabazın ne farkı var? Adamlar TikTok'a işte sosyal medya 3-5 saniye görüntü koyacaklar diye neler yapıyor. İlk koyuyorlar da ortaya çıkıyor. Hele hele bu TikTok'tu, bilmem neydi olmasaydı bu hokkabazlarından çoğundan haberimiz bile olmayacaktı. Daha TikTok'a çıkmayan neler var, neler? Bak neler var, neler. Bu sütçü gibi. Bu da saçma sapan şeyler yapıyor o. Böyle bir şey olabilir mi ya? maske yok, bir şey yok, paketleme yapıyorlar. Allah'a emanet. Ne yediğimiz de belli değil, ne içtiğimiz de belli değil. Böyle hokkabazlar, cahiller, böyle insanlar insanların sağlıklarını tehlikeye atıyorlar. Hepimizin evlerine geliyor. Hiç fark etmez nerede olursanız olun. Almanya, Fransa, Türkiye her yerde var kardeşim. Sütçü ya, ben sütçüyü unutamam bak. Binlerce haber gördüm. Yüz binlerce haber yazdım. Ama bu sütçü gibisini görmedim. Adam diyor ki ben diyor iç çamaşırımla girdim diyor. Ya ne diyeyim ben şimdi? Ya buna ne diyeyim ben? Bu sütçüye ne diyeyim ben? Allah seni ıslah etsin. Bak senin ve senin gibi durumda olanları Allah ıslah etsin. Sana söylenecek çok laf var da yerim dar yani. Ben çok güzel şeyler söyledim sana da. bu nedir ya? Ne oldu? Bir de bu süt fabrikasının sahibi de şu, bu olay patladıktan sonra şöyle bir savunma yapıyor. Ya o süt değil diyor, deterjan diyor. Bizim temizlik yaptığımız deterjanı o teknenin içerisine koymuşlar, onu leğen gibi şeyin içerisine koymuşlar diyor. onda da yıkanıyor bu adam diyor. Patron da böyle savunma yapıyor. Deterjanmış bu. Selamun Aleyküm. Biz de inandık. Ya ne diyeyim yani? Ya gülmeyip ne yapayım arkadaş? Ya bu nedir ya? Nasıl bir rezilliktir arkadaş bu ya? Ya bunlar hakikaten insanlık bunların yanına gelmemiş. Bunlar insan kılığına girmiş. Yaratıklar, mahlukatlar bunlar. insan kılığına girmiş. Sıfat aynı insan. Görsen adam dersin değil mi buna? Böyle görsen Adam dersin buna. insan dersin. Ama değil. Bunlar insan falan değil. İnsanın çoluk çocuğun hayatını tehlikeye atıyorlar. İnsanın sağlığının yanından bile geçmiyorlar. Hokkabaz bunlar. Hokkabaz bunlar. Hokkabaz. Sütçüye bak ya. iç çamaşırıyla giymiş sütçü. Allah'tan iç çamaşırını giymişim. Bir de iç çamaşırını giymesen ne olacaktı ya? Şimdi ben sana öyle şeyler söylerim ki. sütçü beni izleyeceksin biliyorum. Seninle ilgili çok güzel şeyler söyledim de yerim dar, ayıp olur yani. Bak bizi izleyenler, özellikle hanımefendiler var. Hanımefendiler kulaklarını kapatsın diyeceğim ama olmaz yani. Bak çok güzel şeyler söylerim böyle, güzel Türkçe'mizden, güzel ata sözlerimizden sana böyle güzel metiyeler dizerim. Allah ıslah etsin seni. O kadar diyorum. Allah seni ıslah etsin. Saygıdeğer izleyicilerimiz Sinop'ta tarlasında gezen bir adamın ayağının dibine gök taşı düştü. Aynen böyle Sinop'ta. Şimdi gök taşı da biliyorsunuz özellikle bilim insanları tarafından satın alınan çok pahalı şeyler. Yani dünyanın çok az yerine düşüyor. Bir ara Ardahan tarafında bir yere düşmüştü falan. Bunları bu taşları binlerce dolara sattılar. Şimdi Sinop'ta yaşayan Durmuş Yalçın 64 yaşında bir kişi tarlasındayken ayağının dibine bir bakıyor, bir şeyler düşüyor. Elini alıyor, sıcak. Alıyor bunları, nedir falan hemen bu çok bilmişler vardır ya daha önce çok gök taşı görmüş olanlar vardır ya diyorlar ki bunlar uzaydan geldi diyorlar acayip para yapar diyorlar. Tabi amca o elinde getirdiği şeyleri hemen evinin en değerli yerine saklıyor. Tamam diyor parayı bulduk diyor. Aha diyor. Sonra bunlar araştırıyorlar. Bir tanıdık maden mühendislerine gidiyorlar. Diyorlar ki evet diyor gök taşı diyor bunlar. Aha diyor parayı bulduk diyor. Neyse bunlar sağa sola soruşturuyorlar, onu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Satmaya çalışıyorlar bunu. Para yapacak. Sonra bunlar bir parça numuneyi Amerika'da bir tanıdıkları vasıtasıyla bir üniversiteye gönderiyorlar. Diyorlar tamam diyorlar bunlar göktaşı. Şimdi Durmuş Yalçın Bey göktaşına ihtiyacı olan varsa göktaşını satıyor. 1 milyon dolar istiyor. 1 milyon dolarınız varsa bu gördüğünüz göktaşların hepsini değil o büyük olanı bak ekranda gördüğünüz büyük olanı verecek ama. Gerileri 500 bin dolar 600 bin dolara 1 milyon dolar olana büyüğünü verecek. Şimdi yakında bir internet sitesine falan ilan verirseler satılık göktaşı var diye şaşırma. 1 milyon dolara olan varsa Sinop'a gelsin durmuş yalçını bulsun göktaşını alsın gitsin. Tabi Sinop'ta şimdi bu beyefendi durmuş Yalçın Bey bir hazinenin üstünde oturuyor. Satar mı? Bilemem. Bizim izleyicilerimiz arasında gök taşına ihtiyacı olan yok herhalde. Hayırlı olsun ne diyelim? İnşallah satar, parayı cebine koyar. Hayallerine kavuşur.